Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tejid i Sari, Sahih Buhari, Tercümesi ve Şerhi çalışıyoruz ve 5. ciltteyiz. 8 ciltten oluşuyor bu eser dedik ve 934. hadisi şerif ki oruçtan, orucun faziletlerinden, Ramazan orucundan bahsediyordu. An Ebi Cüheyfe radıyallahu anh. Kale dedi ki, Aha Ah'a ne yaptı? Kardeşlik e, kurdu. Yani kardeş ilan etti. Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem e, kimle kimin arasını kardeş kıldı? Kimle kimi kardeş kıldı? Beyne Selman ve Ebi Derda. Evet o ikisini ne yaptı? Ah'a kardeş kıldı. E, Fezâre Selman Ebad Derda. Selman e, Ebu Derda'yı ziyaret etti. Burada e, beyne bakın e, Selman burada mudafun iley ve e, normalde kesre alması gerekirken alamıyor çünkü elif ya nun var sonunda Osman gibi Adnan gibi. O Ebi Derda. Bu Ebi Derda. E, burada Ebi diye geliyor. E, burada ise Eba diye geliyor. Neden? E, çünkü burada Ebi e, bu beyneden dolayı burası mecrur ve Ye ile geliyor. Burada ise eba diye geliyor. Çünkü burada mefulimih elifle geliyor. Ee, peki Feraa Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Bir Türkçe'de çevirirken Eba Derda değil de Ebu Derda diye çeviriyoruz. Yani Türkçe konuşurken. Ferra'a e, gördü Ümmet Derda. Yani Ebu Derda'nın karısını e, gördü. Burada e, eşinin ismi e, nedir? Ümmet Derda. Demek ki kocasını bulamadı. Yani Ebu Derda'yı bulamadı. Ümmet Derda'yı gördü. Evet, nasıl gördü? Mütebezzileten. Mütebezzile, yani eski bir kıyafet içinde. Eski veya işte böyle hani pejmürde değil de yırtık gibi. Eski düşük bir kıyafet içinde gördü. Ona dedi ki, bakın mütebezzile için tercümesinde ne demiş? eski bir elbise içinde perişan gördü demiş. Fekale leha ona dedi ki kim dedi Selman dedi kime dedi Ümmü Derda'ya yani Ebu Derda'nın karısına dedi. Ma şe'nuki yani durumun halin nedir? Yani bu bu halin niye böyledir dedi. Şen durum, hal gibi manalara geliyor. Kalet. O da dedi ki Ehuke Ebu Derda. Hani şu senin kardeşin Ebu Derda var ya. Bakın Ehuke Kardeşine Ebu Derda leyse lehu hacetun fi dünya. Onun dünyaya ihtiyacı yok dedi. E, Fecae Ebu Derda. Yani dünyaya ihtiyacı yok derken bana da ihtiyacı yok. Yani beni görmüyor ki hani benim e, hakkım olduğunu veya işte e, benimle ilgilenmesi gerekirken beni e, benimle ilgilen. Burada kinaye yapıyor tabii. Bakın kinaye ne demek? Yani işte doğrudan söylenemeyecek bir şeyi biraz dolaştırarak ifade etmek. Yani işte benimle bir bir araya gelmiyor, birleşmiyor. öyle dese ayıp olur. Onun yerine ne diyor? Leyselahu hacetun fi dünya. Yani onun dünyaya bir ihtiyacı yok diyor. Dünyaya ihtiyacı sanki kalmamış gibi hareket ediyor. Fecca Ebu Derda ve bunun üzerine Ebu Derda geldi. Fe alehu taaman. Bu sana'a bakın burada kadın yapmamış. Çünkü sanaa sana'at demiyor. Sana'a diyor. Yani bu Derda Selman radıyallahu anh'a ne getirmiş? Yemek getirmiş. Bu sana'a hani yaptı demek de artık bir araya getirdi. Sofra kurdu gibi anlayacağız. Ta'amen yemek getirdi. Fekale dedi ki kül et ye dedi. Fe inni sa'imun. Evet burada kim, e, kim saimun dedi e, yani Ebu Derda. Yani ben oruçluyum sen ye dedi. Burada bakın fe inni saimun diyen kim? E, Selman değil. Yani e, Ebu Derda öyle söyledi. Kale ve bu sefer Hazreti Selman dedi ki ma ene bi akilin. Yemeyeceğim dedi. Burada bakın ma e, leys manasına yani olumsuzluk anlatıyor ve bunun haberine genelde bi geliyor. Mesela Peygamber Efendimiz Hira mağarasındayken Cebrail Aleyhisselam'ın oku dediğinde o ne dedi? Ma ene Yani ben okuyan değilim. Yani ben okuyamam dedi. Burada da ne diyor? Ma ene bi akilin. Hmm, evet. Ben yemiyorum dedi Selman. Hatta tekle. Sen yemedikçe. Bakın bu hatta e, burada gizli bir en ile ne yapıyor? Fiili nasp ediyor. Hatta tekle. Yani sen yemedikçe sen oruçluyum diyorsun ama sen orucunu bozmadıkça şu getirdiğin yemekten ben yemem dedi. Evet, hatta tekula sen yemedikçe. Fe Bunu ekele. Bunun üzerine yedi. Yani orucunu bozdu. Kim? E Ebu Derda. Fe lemma gece olduğu zaman. Bakın Selman radıyallahu eh e, onun yanındadır. Akşam da onun yanındadır. Gece olduğunda zehebe Ebu Derda. Ebu Derda gitti yakumu yani başladı e, namaz kılmaya. Bu yakumu hani e, gece kaim diyoruz ya e, kıyam etmek. Bu namazdan e, namazdan e, bu, bununla ifade ediliyor. Yani namaza durdu manasında. Gitti namaza durdu. Kale dedi ki nem. Kim dedi? Selman dedi radıyallahu anh. Nem ne demek? Name namı, nem uyu. Nem, name nevm filin emridir. Uyu dedi. Fenname. O da bunun üzerine uyudu. Yani normalde namaz kılacaktı ama ona dedi ki hayır uyu dedi uyudu. Suma sonra gitti yakumu e, demek ki bir süre uyumuş tekrar kalkmış ve e, tekrar namaza durmuş. Yakumu fekale. O namaza duracağı zaman ne dedi selman Farisi? Nem uyu dedi. Felamma kana min ahiril gecenin artık sonu olunca ahiril bakın gecenin sonu gelince Kale Selman, Selman radıyallahu anh ne dedi? Kumul an. Şimdi kalk. Kalk dedi. Fasalleya beraber namaz kıldılar. Fasalleya ikisi bakın namaz kıldı. Fekale lehu Selman, Selman ona dedi ki radıyallahu an. İnne li rabbike aleyke hakkan. Muhakkak ki Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Bakın inne li rabbike aleyke hakkan. Aleyke senin üzerinde. Ve li nefsike aleyke hakkan. Ve senin nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Artık yiyeceksin, onu içireceksin. Ve li ehlike aleyke hakkan. Ve senin ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Yani onun da ihtiyacını karşılayacaksın. Ee, onunla ilgileneceksin. Fe'atı küllezi hakkın hakkahu. Fe'atı o halde ver. Bakın a'tı ver. Küllezi hakkın. Her hak sahibi. Bu da zi hakkın nedir? Hak sahibi demek. Her hak sahibinin hakkahu hakkını ver. Evet böyle uyardı onu. Fe <feyat> eten nebiye sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ya yani bundan sonra bakın eta geldi. Fe <feyat> zekere zalike lehu ve ona bunu aktardı. Zekere zalike lehu ona bunu anlattı. E, fe <feyat> kale nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ve ne buyurdu aleyhissalatü vesselam? Sadaka Selman. Selman doğru söyledi. Yani Selman'ın sözünü Aleyhissalatü Vesselam ne yaptı? Onayladı. Yani bu şekilde. Burada aktaran, olayı aktaran bakın Selman değildir. Selman kim aktarmış bu olayı? E, Ebu Derde anlatmış. Çünkü burada Sadaka Selman diyor. Selman doğru söylemiş dediğine göre eğer Selman radıyallahu anh aktarsaydı o zaman Sadakte derdi. Yani sen doğru söyledin derdi. Evet bu şekilde e, uzunca okuduk e, ve Böyle baktığımız zaman şerhinde ne demiş? Bu orucu bozdurmayla ilgili bir iki cümle söylemiş. Nafile oruçlu bulunan birisine bir din kardeşi orucunu bozdurmaya yemin etse, bunun üzerine o kimse de orucunu bozsa ona kaza lazım gelmez diyor. Ebu Derda, Mücahid, Tavus, Atas, Evri, Şafii, Ahmet ve İshak'a göre de Nafile orucu özürlü, özürsüz bozan kimseye kaza lazım gelmez. Ancak e, bakın e, Ebu Bekir, Ömer, Ali, İbni Abbas, Cabir, Ayşe, Ümmü e kaza vacip olduğunu rivayet etmişler. Ve e, Hanefi mezhebi de, e, İmam Malik mezhebi de böyle hükmetmiş. Yani nafile oruç bozulursa kaza gerekir e, denmiştir. Ee, şöyle aşağıya geçtik. 935. hadisi şerife geldik. Ana Aişete radıyallahu anha. Ondan nakledilmiş. Galet. Kâne rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem yesûmu. Oruç tutardı. Hatta biz nekûle derdik. La yufturu e, yani o hiç e, bu, yani bu oruç oruçlarını bozmayacak, ara vermeyecek derdik. E, ve yufturu hatta e, nekûle la yesûmu. Ve bazen de tutmazdı ve biz derdik ki o hiç oruç tutmayacak. Yani öyle devam ederdi. Fema ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istekmele siyame şehrin illa Ramazan. Yani Ramazan dışında bir ayı oruçlu tamamladığını görmedim diyor. Bu istekmele tamamlamak demek. Siyame şehrin bir ayı oruçlu. Yani işte bir ayı oruçla tamamladığını görmedim Ramazan dışında ve ma ra'aytu ekthera siyamen minhu fi Şaban. Ve onu Şaban ayından daha fazla oruç tutar bir e, ayda da görmedim. Yani Ramazan'dan sonra en fazla Şaban ayında oruç tuttu. Ve anha yine e, radıyallahu anha yine Ayşe annemizden gelen bir rivayette ve fi rivayetin ziyade bir ziyade vardır. Ve kâne diyor ki hudû minel ameli ma tutîkûne. Evet o Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle söylediğini aktarıyor e, amelden gücünüz yettiği kadarını tutun. Bu huzu, yani tutun, yapın manasında e, ne? bu takatinizin yettiği demek. Takatinizin yettiği kadarını yapın. Fe Allah şüphesiz Allah, la yemellu hatta temellu. Yani siz usanmadıkça Allah usanmaz. Bu melle usanmak, bıkmak manasında. Ve ahabbu salati ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma du bima aleyhim. Evet Peygamber Efendimize en sevimli namaz devam edilen, ona devam edilen namazdı. Yani nafile namazlardan diyor. Ve in qallat az olsa bile devam edilendir ve kana iza salla salaten davame aleyha. Yani o bir nafile namaza başladığı zaman onu devam ettirirdi. Yani bir kılıp bir kılmazlık yapmazdı. O o nafile namazı sürekli kılardı diyor. Şöyle e, geçtik ve 936. hadis-i şerife geldik ve burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.